Selam arkadaşlar. Bugün 17 Temmuz Pazar günü. Şimdi ceviz ağacı ile alakalı bir rivayete göre bir şey anlatacağım. Şimdi ceviz ağaçları rivayete göre bazı insanların annesi babası da anlatır. Dedesi atası da anlatır, duymuşlardır. Hikayeleri vardır ceviz ağaçlarının. Ceviz ağacını kesen ceviz ağacını kesen yok yere veya artık hangi şartlarda onların okunan dualarıyla kesenler olur. O olur, bu olur, bir şey olmaz. Ceviz ağa bilmiyoruz artık o kadarını. Ceviz ağaçlarını kesenler eğer ağaç insan boynunun kalınlığından yani şöyle dar ise filizden büyüyor. Devasa ceviz ağaçlarından mobilyalar da yapıyorlar. Ceviz ağacını kesen her kişi o ceviz ağacı eğer yaşasaydı insanın onu kesenin boynunun kalınlığına kadar yükseldiğinde onu kesen insan ölecek. Ölecek diye. Hep bize böyle de yo ne yapıyorsun ceviz ağacını kesme boynunun kalınlığına kadar gelirse ölürsün ha. Diye şimdi bahçede benim anlattığım bundan 35-40 sene önce, 40 yıl önce İstanbul Sarıyer'de 40 yıl önce bir ceviz ağacı vardı bizim bahçede de. Hollandalı kiracı şeylerimiz vardı, komşularımız Türk, gurbetçiye gidip geliyorlar. Emekli oldu o zaman. Buraya yerleşti. 40. Ben de 12 yaşındayım falan. Şimdi 52 yaşındayım. O zaman da 12 yaşındayım. Ben bir iki kesecektim. Annem bırakmadı. Kestirmedi. Yok. Kestirmedi dedi ağacını. Komşu dedi ki vallahi ondan mı koy ben keserim dedi. Daha ağaç körpe ya şu sigara prizi değil de gene biraz daha geniş oklava kalınlığında uzun bir yaşında bir ağaçtı yani. Adam dedi ben keserim. 1-2 yaşındaydı gene de 3 yaşında vardı. Abi dedim ne yapıyorsun ya dedim. Bak böyle diyorlar. Bu ceviz ağacını kim keserse ölüyormuş. Boynunun kalınlığına gelince ölebiliyor. Ya bırak Allah aşkına dedi ben keserim. Adam kesti ceviz ağacını. İşte hesap yapıyorum birkaç sene sonra boynunun kalınlığına geliyor. 5 sene sonra falan. 5 yıl sonra geliyor o ağaç. Aradan 5 sene geçti adam öldü. Demek ki rivayet doğruymuş arkadaşlar. Ceviz ağacını kesenin hani inanan inanabilir, inanmayan da inanmayabilir. 5 sene sonra öldü adam. Ceviz ağacını kesti, 5 sene sonra öldü adam. Komşu. Dedim bak böyle ya. Annem. Demedim ben sana bunu kesme. Adam bana kestirmedi. Kendisi kesti, öldü adam. Yani bunu birebir şahit. Yani. Ha adam öldü. Birden kanser oldu öldü. Kanserden mi? Nereden öldüyse ama onun zamanına denk geldi bu. Şimdi bunu tesadüf de diyebilirsiniz. Ama bu tür vakalardan çok sayıda var arkadaşlar. Ceviz ağacının boyun kalınlığına alakalı. Bizimki de buydu. Öptüm gözlerinizden.